Tatbikatta senaryo gereği depremin ardından başlayan sirenle okuldaki öğrenci ve öğretmenler hızla bahçeye çıktı. Okulun bulunduğu bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Kızılay, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Depremin ardından okuldaki bir sınıfta çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan öğrencileri de itfaiye aracının yangın merdiveniyle kurtardı. Okulun ikinci katında mahsur kalan iki kişi de itfaiyenin açtığı şişme brandaya atladı. Bu arada okulun üçüncü katında mahsur kalan öğrenciyi AFAD Şube Müdürü Faruk Öztürk halatla tırmanarak kurtardı. Sağlık ve UMKE ekipleri senaryo gereği yaralanan öğrencilere müdahale etti ve SD ile Türk Kızılay'ın kurduğu çadıra taşıdı. Öte yandan senaryo olmasına rağmen heyecandan fenalaşan bazı öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti. Açıkçası psikolojik olarak çok etkileyici bir şeydi. Çünkü doğal olarak hiç daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşamadım. Ama ilk önce dedim ki korkmam falan ama çok gerçekten psikolojik olarak etkiledi beni. En çok da inerken düşeceğim diye çok korktum. Ama o anki şeyle korkunu düşünmüyorsun. Gerçekten canını düşünüyorsun. Ya insan böyle tatbikatını yapınca bile çok korkuyor. Ama gerçek zaman olduğu zaman ne yaparsın? Bu kadar sakin kalabilir misin? Onu düşünüyorsun ve gerçekten insanların tedbir alması gerekiyor bu konuda. Ailesinin çevresinin işlendirmesi. Tatbikatın ardından Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, ekiplere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.